Evet, biraz Moskova'daki gelişmelerle devam edelim istiyoruz. Bir tarafta İstinye Üniversitesi GÜSAM direktörü İsmail Hakkı Pekin var. Bir tarafta da Ciner Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar var. Konuklarıma öncelikle bir günaydın, hoş geldiniz demek istiyorum. Önemli gelişmeler var tahmin ediyorum. Konuklarımız da yakinen takip ediyorlar. Öncelikle bir İsmail Hakkı Pekin'le başlayalım. Sayın Pekin, Moskova'da darbe girişimi mi var? Darbe girişimi var diyebilir miyiz? Günaydın efendim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii darbe değişiminden darbe girişimi diyebiliriz. Ya da bir isyana benzer bir şey diyebiliriz buna. Çünkü doğrudan generallere hedef aldım diyor ama doğrudan Putin yönetimini ya da Putin dahil bütün şeyi yürütmeyi, üst düzey hedef almış durumda. Yani tabii burada bir darbenin yapılması çok zor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Moskova'da dengeler çok farklı. Dengeler farklı olduğu için yani sadece silahlı kuvvetleri kullanarak darbe yapmak mümkün değil. Prigozhin biraz daha farklı birisi. Tabii yaptığı hareketin ne anlama geldiğini, nelere mal olduğunu, kimle işbirliği yaptığını ya da sadece oyuna mı getirildiğini, bunların hepsine bakmak lazım. Eğer şeyse, yani bu bir tasfiye hareketine de dönüşebilir, tasfiye hareketi olabilir ve Prigozhin son dönemde çok fazla ileri çıkmıştı. Onu yola getirmek ya da onun güçlerini, çünkü 25 binde 50 bin arasında güçten bahsediliyor. Yani bu güç tabii kontrolden çıkan bir güç, yani emir komuta bağlantısı olmayan bir güç oldukları için de bu tip hareketlere yapmaları gayet doğal, intikam alma falan. Devlette böyle şeyler olmaması lazım ama zaman zaman Rusya'da bunlar oluyor. Yeltsin zamanında da biliyorsunuz parlamentoyu tank topuyla yaptılar, ateş ettiler falan. Yani çok değişik bir durumumuz ama sonuç büyük ihtimalle tuzağa çekilmesi, bana göre yani Prigozhin'in tuzağa çekilmesi ve tuzak vasıtasıyla bu grubun ortadan kalkması, çünkü çok güçlenmişti grup. Grubu kontrol edemiyorlardı. Zaten epeyden beri de sinyaller vardı bu konuyla ilgili, Prigozhin'le ilgili. Aralarındaki son 1 ay 2 aydır dostluk da bozuldu herhalde. Putin'le dostluğu da bozulmuş vaziyette. Çünkü Putin'in çok yakın adamlarından biriydi. Çok zengin birisi de aynı zamanda. Çünkü aylık yani 100 milyon dolar civarında bir para gelir getiriyor. Bu bakımdan böyle baktığımızda olaya ne diyebiliriz? Yani böyle bir darbe olmadı. Yani gerçekten Rus 17 bin km² bir ülke. Çok çeşitli yerleri, çok çeşitli unsurları var. Eğer yani bir saray darbesiyle, bir bazı şeyleri ele geçirilmesiyle, yani darbe, bu şekilde bir darbe olması Rusya'da mümkün değil. Büyük ihtimalle yaparım diye değerlendirildi ama bence tamamen tasfiye edilecek. Bu şey gibi, işte yol ayrımına geliyor. Bazen beraber çalışıyorsunuz, o çalıştığınız zaman belli bir yol ayrımına geliyor. Gücü kontrol etmek için ya da liderlik yapmak için ya da bütün gücü elde toplamak için bu tip adamlara ihtiyaç duyuyor. Başlangıçta duyuyorlar ama daha sonra bunların kendileri için tehdit olduğunu görüyorlar ve bu adamları bir şekilde ortadan kaldırmanın yolunu buluyorlar. Şimdi suçlandı işte. Peki Sayın Pekin, bunun bir iç savaşa dönüşme olasılığı var mı? Wagner'in Moskova yürüdüğü söyleniyor. Şu anda Wagner askerleri nerede ve hani iç savaşa dönüşürse Rusya içerisinde nasıl bir gündem olur? Bence iç savaşa dönüşmez. İç savaşa dönüşmez. Bu Wagner belki bazı şeylere sebep olabilir. Bu Bakhmut'ta falan bu biliyorsunuz Kiev'in, Ukrayna'nın taarruzu vardı, o durduruldu ama yani bu farklı maksatlar için de kullanılıyor olabilir, öyle diyorum. İç savaşa dönüşme imkanı yok bu işin. Bunların hepsini teker teker ortadan kaldırırlar. Bu Wagner'in temizlenmesi için ortaya çıkan bir şey, bir durum diye değerlendiriyorum. İhanetle de suçlanıyor şu anda. Biz diyor savaşlarken geldiniz arkadan işte bıçak sapladınız sırtımıza diye ihanete de suçlanıyor. Yani bu yarın bir gün büyük ihtimalle FSEV var, iç istihbaratları. Onlar mahkemeye de vermişler. 20 yıla kadar belki ceza hapsi olacak. O tabii kaçabilirim yurt dışına. Çünkü bir de böyle bir ihtimal var. Yurt dışına kaçıp kullanılma ihtimali var. Batı tarafından, Amerika veya İngiltere tarafından Rusya'ya karşı kullanma durumu var. Ama Amerika'nın ve İngiltere'nin ya da Batı istihbaratının bunu bilmemesi mümkün değil. Çünkü mutlaka işten işe bu tip kaynamaların olduğu Wagner grubuyla ya da Prigozhin'le arasında diğer bürokratlar, askeri bürokratlar arasında bir takım gerilimin olduğu epeyden beri biliniyordu. Çok ağır sözler de söyledi biliyorsunuz karşı. Hem Genelkurmay Başkanı'na karşı hem de Milli Savunma Bakanı'na karşı. Dolayısıyla ben bunun bir savaşa dönüşeceğini sanmıyorum. Yani bunu şöyle bakmamak lazım. Bu 1917 Ekim devrimi gibi düşünmemek gerekiyor. Ekim devrimi çok farklı, şartlar çok farklıydı. O zaman Rusya'nın çok büyük bölümünde yoksulluk vardı ve o 1905'ten itibaren yapılan bir devrim konusu var. O yavaş yavaş ısıtılıyordu. O durum şimdi halk çok daha farklı düşünüyor. Yani bu bürokratlar arası bir savaş efendim. Bürokratlar arasında bir savaş ve Prigozhin ve Wagner'in tasfiye edildiği bir savaş diye değerlendiriyorum ben. Bu tabii bu tip askerleri kullananlara da bir ders olmalı. Yani bunların kontrolleri çok önemli. Türkiye'nin buradan alacağı dersler var. Yani bu tip paralı birlikleri ya da özel şirketleri kullandığınız zaman bunların ellerine çok büyük silahlar verirseniz ki veriliyor. Bunlara verildi mesela top, tüfek, her türlü ağır silah. Hatta bırakın ağır silahları, silah alma konusunda Kuzey Kore ile ve diğer yerlerle de görüşme yaptılar. Halbuki böyle bir şey olmaması lazım ama görüşme yaptılar. Çok ileri gitmişlerdi. Herhalde tasfiye amaçlı bir harekat başlatıldı diye değerlendiriyorum. Yani önünü açtılar ve arkasından da Putin bu grubu olduğu gibi tasfiye edecek. Zaman içinde tabii tip katliamları görebiliriz. Yani öldürmeler vesaire falan görebiliriz. Anlaşma diyorlar. Anlaşma olduğunu sanmıyorum. Yani ilgili. Prigozhin'le görüşüp sana şurayı verelim. Rostov'la Kırım Yarımadası'nı Kırım'ı verelim. Sen yani orada özerk bölge gibi laflar falan çıkmıştı bir ara. Akşam, gece şeylerde. Bunlar tabii şu andan itibaren iş istihbaratlar da, Batı istihbaratı devrede ve mümkün olduğu kadar Batı istihbaratı bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yapılan harekata ki etkisini azaltmak için kullanacaktır diye değerlendiriyorum. Ama buradan bir iş çıkmaz. Peki, çok teşekkür ediyorum İsmail Hakkı Pekin, bizimle birlikte olduğunuz için ve değerlendirmeleriniz için size saygıyla veda ediyoruz. Ciner, çok teşekkürler efendim, sağ olunuz. Ciner, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar'la devam edeceğiz. Ali Çınar'a tabii ki öncelikle Rusya'daki gelişmeleri soracağım. Wagner ile Rus ordusu arasındaki gerilimi Amerika Birleşik Devletleri nasıl takip ediyor? Amerika'ya nasıl yansıdı diye soralım. Zira en son Amerika'dan gelen bu konuyla ilgili değerlendirmede gelişmeleri yakinen takip ediyoruz gibi bir söz dizimi vardı. Ali Çınar'a soralım. Öncelikle günaydın diyelim ve nasıl Amerika takip ediyor gelişmeleri Ali? Günaydın oylum. İyi yayınlar diyorum. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Rusya'daki son gelişen olayları ilk başta vermedi. Yani Amerikan medyasında Türkiye ile mukayese ettiğimiz veya bölgedeki diğer ülkelere göre ABD bunu biraz daha geç algıladı diyebiliriz. Ama daha sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Edim Hoş'tan bir açıklama geldi. Durumu izliyoruz ve bu gelişmeler hakkında müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelerde bulunacağız açıklamasında belirtti. Anladığımız kadarıyla bugün Başkan Biden'ın muhtemelen batılı NATO müttefikleriyle bir telekonferans yapma ihtimali var. Yani bir değerlendirme telefon trafiğini biz bugün görebiliriz. Başkan Biden şu anda Camp David'de hafta sonu için ama gelişmeleri yakın takip ediyor. Bir briefing verildi ve şu anda Biden yönetimi bekle görde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Amerikan medyasına baktığımızda örneğin New York Times, Rus generaller paralı asker liderini darbe yapmaya çalışmakla suçladı manşetini görüyoruz. Washington Post'ta Wagner'in paralı patronu silahlı isyana teşvik suçundan tutuklanabilir manşetini görüyoruz. Yani Amerikan medyasında bu şekilde şu anda haberler var ama Biden yönetiminin ve kamuoyu şu anda gelişmeleri yakından takip ediyor. Biraz önce Oylum değerli komutanımızın da söylediği, yani Batı'nın bu Wagner'le ilgili bilgisi olabilire şunu eklemekte fayda var. Aslında Wagner konusunda Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır açıklamalar, yaptırımlar dahil olmak üzere yapıyordu. Örneğin Kuzey Kore'den silah alımının Wagner aracılığıyla olmasından dolayı Wagner'a Mart'ta bir yeni yaptırım yapılmıştı. Ama bundan öncesi Ocak 2023'te Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby'nin şu açıklamasının çok kritik olduğunu söyleyebilirim. John Kirby şunu söylüyor: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri destek için giderek daha fazla şekilde Wagner'a yöneldiği ve bunun Moskova'da gerilime neden olduğu ile ilgili istihbarat aldığını dile getiriyor. Aynı şekilde Kirby şunu da belirtiyor: Rus ordusuyla Rus Savunma Bakanlığı ile Wagner arasında rakip bir güç merkezi, yani bir rekabetin olduğu ile ilgili bir açıklama var. Yani Wagner rahatsızlığını aslında Biden yönetimi açıklamıştı Ocak ayında. O nedenle böyle bir gerilimin olup olmayacağı veya şu zamana kadar da tüm gelişmeler herhalde Biden yönetiminin istihbarati anlamda bildiğiyle çok net görünüyor öyle. Evet, hep birlikte hem Amerika'nın bu konuya yaklaşımını hem Wagner ordusunun nasıl bir tutum sergileyeceğini ve tabii ki Putin yönetiminin buna nasıl tepki vereceğini izliyor olacağız. Bu arada Ali Çınar, ABD genelinde silahlı saldırı haberlerinin sonu gelmiyor. Defalarca konuştuk bunu seninle. Son saldırı da biri Pennsylvania eyalet polisi olmak üzere en az 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yılın başından bu yana da ülke genelinde düzenlenen silahlı saldırıların sayısı 307'ye çıktı. Amerika'da neden bu kadar çok silahlı saldırı düzenleniyor sence ve kamuoyu buna ne diyor ve Amerika bu sorunu neden bir türlü çözemiyor? Noel'in pandemiyle beraber son 2,5-3 yıldır büyük şehirlerde, bilhassa New York, Chicago olmak üzere, Washington DC olmak üzere ciddi sıkıntılar var. Yani hem ekonomik sıkıntılar hem insanların psikolojik olarak sorunları hem de polisin eskisi kadar olaylara ciddi eğilemediği derken işte büyük şehirler, demokrat olan büyük şehirlerde polisin bütçesi kesildi. Ki New York'ta örneğin birçok Türk polis kökenli arkadaş da var. Yani yetişemiyoruz, ilgilenmiyoruz. Açıkçası bize verilen bütçe yetmiyor. Bütçe kısıntıları olduğu için de bunu kabullenen ciddi bir polis birimi de var. Hatta New York'a, Chicago'ya gelecek arkadaşları da her zaman uyarıyorum: gece çıkmayın diye. Hakikaten suç oranlarının %55'e 60 arttığı bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Tabii bu şiddet olaylarında işte ergenler arasında çatışmadan tutun da silahlanmanın daha da sıklaştığı bir ortamın da olduğunu belirtirsek, bunların hepsinin toplumuyla sıkıntılı bir süreç yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama senin de başta dediğin gibi yeni mi değil, şimdi daha çok arttığını görüyoruz. Bunun tabii en büyük ana sebebi ise silahlanmanın çok rahat olması. Yani belli aletlerde elinizi kolunuzu sallayarak marketten ateşli silah alabiliyorsunuz. O nedenle yasaların, regülasyonun daha iyi şekilde getirilmesi gerekiyor. Yani hem federal düzeyde hem de yerel yönetimler kendi yasa çerçevelerinde bunu yapabiliyorlar. Yani silahsızlanmanın önünü yapacak, yani limitleyecek adımlar atılmasına öncelik olacak. O nedenle bunu çok görmüyoruz çünkü siyasallaşmış bir konu. Demokrat Parti'de de Cumhuriyetçi Parti'de ayrışmalar var. Bilhassa Cumhuriyetçi Parti silah lobisine çok yakın olduğu için, büyük bir endüstri olduğu için silahlanmayı destekleyen bir parti olarak biliniyor. cumhuriyetçi eyaletlerde biraz daha esnek, Teksas gibi. O nedenle biz maalesef bu şekilde toplu saldırıları, toplu ölümleri, yani her hafta sonu şöyle Chicago'ya baktığım zaman 25-30 kişinin yaralandığı haberleri var. Çok artık olağan hale gelmiş durumda. Sıkıntılı bir süreç. Polis olayı da ayrı. Polis şiddetlerini zaman zaman işliyoruz. Ortalama yıllık 1100 tane polis şiddetiyle ölen Amerikalı var. Ve bunların sonu kesilemiyor. Yani hangi başkan Beyaz Saray'a gelse bile bu konu her zaman gündemde oluyor. Çözülmek için mesajlar oluyor ama sonuç olmuyor. Ana nedeni de yasaların zayıf olması diyebilirim oylam. Evet, silah satışının fazlalaşması, silaha erişimin yaşının düşük olması, sınırının olmaması, bunlar hep neden gibi gözüküyor ve bir süre daha Amerika Birleşik Devletleri'nin başı bu konuyla ilgili ağrıyacak gibi gözüküyor. Bir başka konuya geçelim diyorum ben. Bu da tabii ki her zamanki gibi Donald Trump, eski ABD Başkanı Trump gündemden bir türlü düşmüyor. Devlete ait gizli belgeleri sakladığı yönünde suçlamalar var. Bunun hakkında konuştu Trump ve meşgul olduğu için belgeleri teslim edemediğini ve dosyaları götürecek zamanı olmadığını söyledi. Trump'ın bu açıklamaları ne kadar inandırıcı? Açıkçası oyun çok inandırıcı değil. Çünkü işte pantolonum, gömleğim arasında birçok kutu vardı. Ayırmaya zamanın olmadığı açıklamasında bulundu. Ama bu tarzda dosyaları, gizli belgeleri bir başkanın yapması mümkün değil. Yani çalışanlarının, ekibinin bunları ayırması gerekiyor Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce. Muhakkak ki Başkan Trump'a, eski başkana sorulmuştur bunlar alınsın mı alınmasın diye, çünkü hassas gizli belgeler olduğu için. O nedenle çok inandırıcı olmadığını belirtebiliriz. Zaten davası da Miami'de devam ettiğini belirtebiliriz. Bazı hukuki çevreler ağır ciddi ceza alma ihtimalinden de bahsediyor. Ama çok inandırıcı değil. Şunu da belirtmekte fayda var. Yani eski Başkan Trump'ın gizli belgelerini konuşuyoruz ama şu andaki Başkan Biden'ın hem ofisinde, eski ofisinde hem de evinde gizli belgeler bulundu. Eski Başkan Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in yine evinde bazı gizli belgeler bulundu. Ama bu gizli belgeler bulunduğu gibi hani yanlışlıkla alındı diyerek teslim edildi tekrar Ulusal Arşivler Dairesi'ne. Ama buradaki en büyük sorun eski Başkan Trump'ın yüzlerce gizli belgeyi vermemekte direnmesi. Direnmesinden sonra FBI'nin basması. Yani bu direnme de biraz önce senin bana sorduğunun soruyu da aslında çürütüyor. Trump'ın söylediği cevabı çürütüyor. Çünkü o zaman niye direndi, FBI basmak zorunda kaldı evine? O nedenle biz Trump'ın enteresan açıklamalarını oylup konuşmaya devam edeceğiz. Peki geçtiğimiz aylarda, bundan zannedersen bir 4 ay önce FBI Joe Biden'ın evinde de bir arama yapmıştı. Ama Biden direnmemişti galiba, öyle değil mi? Neden Biden'ın evinde yapılmıştı bu arama? Biden da mı unutmuştu vermeyi, yoksa başka bir neden mi vardı orada Ali Çınar? Tabii eski Başkan Trump'ın gizli belge olayı çıkınca gözler hem şimdiki başkana hem diğer eski başkanlara, yardımcılara, çalışanlara çevrildi. Tabii aslında Amerikan Adalet Bakanlığı'na bu konuyla ilgili Biden'ın avukatlarının bilgi verdiğini ama kamuoyuna da 4 ay sonra ortaya çıkarttığı gündeme geldi. Aslında unutuldu olarak belirtildi ve haliyle de bu gizli belgeler hemen yanlışlıkla alındı diye teslim edildi. Buradaki en büyük zaten ayrışma bunda. Çünkü eski Başkan Trump hem bunlar artık gizli belge değil diyor, hem gizli belgeleri vermemek için direniyor. Amerikan tarihinde ilk defa bir FBI eski başkanın evini basıyor. O nedenle tamamen hani farklı bir olay olarak yorumlanıyor ABD'de. Ama bir yandan da geçen hafta seninle de konuşmuştuk. Bütün bu olaylar Donald Trump'ın oy oranında ciddi patlama yaşanmasına sebep oluyor. Donald Trump bir türlü gündemden düşmüyor. Donald Trump'a çok karşı olan bir Amerikan kesimi var. Onlar muhtemelen bundan rahatsızlık duyuyor ama bir artış da söz konusu. Geçtiğimiz hafta senin de altını çizdiğin gibi oy oranında. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani anketlerin ortalamasına baktığımızda Cumhuriyetçi Parti'de hala eski başkan Trump en güçlü adaylardan. Rakibi Florida valisi DeSantis'e %25 ile 30 arasında fark atmış durumda. Tabii seçim kampanyaları süresince performansları, açıklamaları, Trump'ın soruşturmaları olmak üzere birçok etken de bunun anketlerde iniş ve çıkışlara neden olacak. Ama şu an itibariyle eski başkan Trump'ın Biden'a karşı yarışabilecek en güçlü aday. Yani bir yeni Biden-Trump kapışması biz 2024'te görebiliriz. Beklentisi daha çok artmış durumda şu anda. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi Hindistan Başbakanı ziyaret ediyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. Gündem Hindistan ve Amerika ilişkileri. Şimdi Hindistan'ın dahil olduğu grup açısından, yakınlaştığı ülkeler açısından baktığımızda aslında bu önemli bir ziyaret. Hindistan'ın temsil ettiği popülasyon açısından da çok önemli bir ziyaret. Fakat konuşulan bu ziyaretin içeriğinde Joe Biden'ın başbakanın elini tutup bırakmaması oldu. Bir tarafta Jill Biden, bir tarafta başbakan el ele yürüyorlar. Yine gözler Joe Biden'ın bir şekilde sağlık durumuna geldi. Bu nasıl karşılandı Amerika kamuoyunda? Tabii bu hafta Hindistan rüzgarı esti Washington DC'de ve neredeyse 2,5 gün Beyaz Saray'da Hindistan günü yapıldı tabiri caizse. Devlet töreni de yapıldı. Burada Biden'ın genel olarak zaten hareketlerinde oylum sıkıntı var. Yani yürümesinde, gaf yapmasında, o nedenle 82 yaşında olacak 2024'te. Yani sıkıntılı, yaşıyla ilgili sıkıntı var. Anketlerde kendi demokrat seçmeni de neredeyse %55 ile 60'ı Biden'ın tekrar aday olmasını zaten istemiyordu. Bu genel çerçeveye baktığımız zaman da Başkan Biden'ın Trump'a veya DeSantis'e karşı 2024 yarışında ne kadar başarılı olup olmayacağı da, yani elimizle Cumhuriyetçilere Beyaz Sarayı hediye edebiliriz söyleyen demokratlar da var. Bunlara da baktığımızda Başkan Biden nasıl bir kampanya yürütecek? Bu da büyük merak konusu olduğunu söyleyebilirim. Orada saat 1'e yaklaşıyor galiba, öyle değil mi? 2'ye yaklaşıyor. 2'ye yaklaşıyor. 2'ye evet. Yaklaşıyor. 7 saat evet. Fark var aramızda. Fark var. Evet. Şunu sormak istiyorum sevgili Ali Çınar. Tabii saat açısından, hani ciddi açıklamalar açısından, durumu takip etmek açısından ne kadar yeterli, elverişli bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nden önümüzdeki günlerde Rusya'daki bu iç olaylarla ilgili, Wagner ordusu ve Rus ordusunun karşı karşıya gelmesiyle ilgili nasıl açıklamalar gelir sence? Tabii öncelikle müttefiklerle, ki dünkü yazılı açıklamada da bu vardı, müttefiklerimizle bir değerlendirme yapacağız açıklamasıydı. Zaten yaklaşık 2 hafta sonra da Litvanya'da NATO Liderler Zirvesi'nde ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya karşı yeni mesajlar olacak. O nedenle şu anda yaşananlar Rusya'da ve bundan sonrakilerde Biden yönetimini de ciddi şekilde takip edecek bir konuma sokmuş durumda. Bugün için dediğim gibi Biden'ın bir müttefiklerle görüşmesi telefonda olabilir. Biz basın toplantılarında ilk gündem maddesi olarak Rusya'yı daha çok göreceğiz ama açıklamalarda temkinli, altını çizmekte fayda var. Ama Ukrayna'yı destek verici, çünkü Ukrayna'da da bir saldırı oldu, 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'ya bunun etkisi. Rusya'daki gelişmeler de Biden yönetiminin şu anda radarında. Ama temkinli açıklamalar, biz gelişmeleri takip ediyoruz açıklamalar olacak. Şunu belirtmekte fayda var. Yani Wagner şu anda en önemli konu ama Biden yönetiminin Wagner'la ilgili çok ciddi zaten açıklamaları ve sorunları olmuştu. Yani Venezuela'dan tutalım da Afrika'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya Wagner'ın çok ciddi şekilde varlığının olması ve yasal dışı işler yapmasından dolayı son bir yıldır da Biden yönetimi yaptırım listesinde, hatta daha da öteye giderek suç örgütü olarak ilan etmişti Wagner'ı. Son istihbarat raporlarında da Wagner'ın Rus ordusuyla, Rus Savunma Bakanlığı'yla rahatsızlığının istihbarati anlamda kamuoyuna açıklanması da zaten bu gelişmeleri önceden Biden yönetiminin bildiğini gösteriyordu. Yani tahminen bugün ağırlıklı olarak pazartesi günü oylum. Biz Biden yönetiminden daha fazla detaylı açıklamaları ama temkinli açıklamaları göreceğiz. Şimdi aslında mantıki olarak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki duruşuna ve Rusya'ya karşı tutumuna baktığımızda Rusya içerisindeki bir karışıklığın Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında işine geldiğini düşünürüz ve bekleriz, öyle değil mi? Hem Ukrayna taraftarı olarak hem de Rusya'yla çok ezelden beri süregelen, soğuk savaş döneminden beri süregelen inişli çıkışlı ilişkiler açısından. Ne dersin, uzaktan baktığında böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Tabii bu yorumların çeşitliliği fazla. Yani Rusya'nın Ukrayna ile savaşıyla beraber Rusya'nın zaten zayıfladığının Amerika'nın işine yaradığı ile ilgili ciddi bir aslında yorum yapılıyor. Bu şekilde açıklamalar yapılıyor birçok uzmandan. Ama aynı şekilde de Biden yönetimi Putin'in iktidardan gitmesi, Batı destekli veya Batı'nın istediği şekilde bir liderin Rusya'da olmasını ister mi? Evet, ister. O nedenle iki açıdan baktığımızda savaş şu anda ABD'ye yarar mı yaramaz mı bu sorular var ki Biden yönetimi asla biz böyle bir şey istemiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, savaş bitsin açıklamaları yapılıyor. Ama aynı zamanda da Putin'in koltuğunu kaybetmesi tabii Batı için de, sadece ABD için de değil, Batı için de, Avrupa için de olumlu olabilir. Ama tabii şimdi müdahale edilmesi veya sert açıklamalar yapılması aslında Putin'in içeride daha çok güçlenmesine neden olabilir. Çok karışık bir durum. An ve an yeni gelişmeler var oylum. Ama o nedenle Biden yönetimi bekle gör politikasıyla, temkinli açıklamalarla şimdilik geçiştirecek. Ama işte tabii ki istihbarat, güvenlik, savunma alanında muhakkak her şey değerlendirilip konuşuluyor haliyle. Şimdi tabii statüler farklı, durumlar farklı tahminen. Amerikan ordu sistemini yakinen bildiğimi söyleyemeyeceğim ama Amerika'da da bir paralı asker durumu söz konusu. Az önce Sayın Pekin, İsmail Hakkı Pekin komutanımız önemli şeyler söyledi. Aslında tüm dünyanın, Türkiye'nin de alması gereken dersler var buradan dedi. Amerika'da muhtemelen kendine çıkan dersleri alacaktır, öyle değil mi? Çünkü bu son derece önemli bir durum. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri aslında Suriye'deki YPG, PKK terör örgütü gibi maşa aslında kullandığı gruplar olduğunu biliyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri içinde böyle sistem içinde paralı bir silahlı örgüt kurulmuş değil. Yani onu söylemekte fayda var. Evet, başka ülkelerde işte Venezuela'da olmak üzere alttan desteklediği veya demokrasi ihraç etmek istediği ülkelere kendi gruplarını silahlı silahsız yaptığı sürekli belirtiliyor. Hatta Amerikan Kongresi'nde bu konuda sert açıklamalar yapanlar da oldu. Yani Amerika niye müdahale ediyor? Yani bizim ne işimiz var açıkçası Orta Doğu'da, Afrika'da tarzında. O nedenle kendi çıkarlı içinde yapması normal diye gören bir kesim var. Ama baktığımız zaman yani Wagner gibi Rus hükümeti tarafından desteklenen, yönetilen bir sistem açıkçası hani yasal olarak farklı, sistemler farklı. Farklı sistem farklı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.